Merhabalar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Renkli Fuarcılığın Lüleburgaz'da düzenlemiş olduğu 18. Lüleburgaz Tarım Fuarı'ndayız. Doğru mu söyledim Önder Bey? Doğrudur, doğrudur Ercan Bey. Evet, yanımda Renkli Fuarcılığın emektarı, CEO'su Sayın Önder Harbili var. Yeni bir yayındayız. Hem YouTube'da hem Facebook'ta. Önder Bey, yayına hoş geldiniz. Tam ismini alabilir miyim Lüleburgaz Fuarı'nın? 18. Trakya Lüleburgaz Tarım Tek, Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı 20-23 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiye açık bir fuar. Katılımcı profili şöyle arkaya baktığım zaman gerçekten full dolu. Hatta dışarıda da katılımcılar var. Tarım makinalarını görüyorum, traktörler var. Bu sene biraz daha zengin. Ben geçen sene de katılmıştım. Fazla biçer döver traktör görmemiştim ama bu sene gerçekten yoğun bir katılımcı var. Hangi firmalar var? Biraz da sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii bu sene daha yoğun bir katılım var. Gözlemleniyor zaten bu da. Traktör, biçer döver, tarım makinaları, hatta bu sene otomotiv olmak üzere uzun bir zaman araba yoksulluğu çekmiştik. Fuarlarımızda şu anda yaklaşık 3-4 tane farklı markanın otomobili de sergileniyor. Zaten tarım anlamında da traktör, tarım aletinde de çiftçinin arayıp bulabileceği güncel teknolojide en iyi makinalar fuarda sergileniyor. Peki Renkli Fuarcılık Lüleburgaz'da kaçıncı fuarını düzenliyor? 18. yıl Lüleburgaz'da gerçekleşen, yani Mayıs ayı ve Eylül ayında. Biz buna Mayıs ayında tarımın hazırlık öncesi dediğimiz bir fuarını yapıyoruz. Yine tarım fuarı olarak gerçekleşiyor. Eylül ayında artık tarım sezonu bitmiş, sonuç alınmış oluyor. Eylül fuarı da bu vesileyle Lüleburgaz'da 18. kez Eylül ayında, geçtiğimiz Mayıs ayında da 11. kez yine tarım fuarımızı gerçekleştirmiştik. Yani senede iki fuar dersek toplamda? Yani 30. tarım fuarı gerçekleşmiş olacak Lüleburgaz'da. Katılımcı bölümü gerçekten kalabalık, zengin bir fuar. Biraz sonra tabii katılımcılarla da röportaj yapacağız ama siz nasıl görüyorsunuz katılımcıları? Yani Lüleburgaz Fuarı biraz önce bahsettiğimiz konudan dolayı insanların zihinsel takvimine yazılmış bir fuar. Trakya jeopolitik olarak da kolay ulaşılabilir. Yani Trakya'da Lüleburgaz diyeyim özellikle. Jeopolitik olarak da kolay ulaşılabilir bir noktada olduğu için. Tarım fuarımızda da çiftçimizin yani en yüksek beygirde en pahalı traktörü bulabileceği bir fuarken, aynı şekilde bir tane tornavida da alabileceği bir fuar, bir motorlu testere de alabileceği fuar, küçük bir jeneratör de alabileceği fuar. Bu yüzden insanların tabii hem fuarı görme merakı hem de ihtiyaçlarını giderebilme noktasında ziyaretçilerin de yoğun bir ilgisi var fuara. Lüleburgaz'dayız. Tarım fuarında bir stand tırının üstündeyiz. Şu anda kuş bakışı bütün fuarı da görebiliyoruz. Peki Renkli Fuarcılık bir yılda kaç fuar düzenliyor? Bundan sonra herhalde Biga var. Kısaca evet, Oradan da bir bilgi alabilir miyiz? Yılda kaç fuar düzenliyorsunuz? Eylül ayındayız. Eylül 2023. 2023-2024 takvimi belli mi? Nerelerde hangi fuarlar yapılacak? Evet, şimdi biz 2023 yılının artık sonlarına yaklaşmak üzereyiz. Lüleburgaz fuarımız Trakya'da artık son fuarımızda ama Kırklareli merkezde başlattığımız bir fuarımız var kapalı alanda. Kasım'da gerçekleşecek. Kasım sonu, Aralık başı. Önümüzdeki hafta Cuma günü başlayan Biga fuarımız var. Biga fuarından sonra gerçekleşecek Kırklareli fuarıyla 2023 yılı tamamen bitmiş oluyor. Biz aslında Kırklareli 2023 son fuarını hep 2024'ün açılış fuarı olarak adlandırıyoruz. Çünkü Aralık ayı insanların önümüzdeki yılı planladığı bir ay oluyor. Bu süreçte de faydalı bir fuar gerçekleşiyor Kırklareli'de. Sınır ülkelerimize yakınlığıyla, Kırklareli'nin yer avantajlarıyla güzel bir fuar gerçekleşiyor. 2024 yılında da Mart ayında Karacabey, Nisan ayında Gönen, devamında yine tekrar Mayıs ayında Lüleburgaz, Çorlu Karavan Doğada Yaşam Fuarımız var. 6 şehirde ortalama 12-13 tane fuar gerçekleştiriyoruz. Peki Renkli Fuarcılığın yurt dışı açılımı var mı? Bunu da zaman zaman merak ediyorum ben. Yani işte Bulgaristan'da, Romanya'da böyle bir fuarcılık çalışmalarınız olacak mı? Biz işimiz gereği aslında dünyadaki tarım fuarlarını işte doğusundan batısına takip ediyoruz. İşte yakın komşularımız Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Almanya, İtalya, buradaki dünyadaki en iyi fuarlar Almanya ve İtalya olarak adlandırılır. Bunları da takip ediyoruz. Tabii ki buralarda yapılabilecek elimizden gelen
Türkiye'deki üreticiler için farklı düşünce ve görüşlerimiz var. Gelecek süreçlerdeki hedef ve hayallerimiz de elbette yurt dışı açılımlarımız da var. Peki, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Son cümleleri alalım, bu yayını da kapatalım. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Dediğimiz gibi fuarımız ziyarete açık. Lüleburgaz fuarımız gece 10'a kadar ziyaret edilebiliyor. Herkesi fuarımıza bekleriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, Lüleburgaz Tarım Fuarı'ndaydık. Bir stand tırın üzerinden böyle kuş uçuşu, bütün fuar ayaklarımızın altındaydı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.